Gençler hepinize selamlar. Yepyeni bir Dead by Daylight güncelleme videosu ile karşınızdayım. Öncelikle şunu söyleyeyim, normalde bir 4-5 gün daha video atamayacaktım. Yani arkadaşlar yalan söylemeyeceğim, gerçekten hayatım bu aralar kötü gidiyor. Kendimi çok iyi hissettiğim zamanlar değil yani. Ama bu güncellemeyi de es geçmek istemedim. Dilerseniz hızlı bir şekilde anlatmaya başlayayım yeni gelen şeyleri. İlk olarak menü değişikliklerinden başlayalım. Bu ayarlar kısmındaki grafikler sekmesine şu şekil FSR adı altında bir yenilik getirildi. Bu özellik sayesinde grafiklerin keskinliğini korurken oyun performansınızı da arttırabiliyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi keskinlik filtresinin ne kadar olacağını kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Menüye eklenen bir diğer yenilik ise sağ üstte gördüğünüz oyuncu profili. Burada normalde işte katil oynuyorsanız katil rankınız, survivor oynuyorsanız survivor rankınız falan yazıyordu ya. Bunu şu şekil tek bir sekme haline getirmişler. Bu profiline girdiğiniz zaman buradan istatistiklerinizi görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şurada rozeti kişiselleştir diye bir bölüm var. Bu sanırım oyunu oynadıkça bize gelen rozetler falan, yani profil resmi gibi bir şey belirliyoruz sanırım. Bu kısmı tam bilmiyorum. Bir de sancağı kişiselleştir diye bir kısım var. Bu da yine aynı şekilde görsel açıdan bir şey sağlıyordur muhtemelen bizlere. Menüdeki diğer yeniliğimiz de bu. Bir diğer yeniliğimiz haritalarla ilgili. Kızıl Orman haritasının iki varyasyonu birden değişti arkadaşlar. Bir de Neşe Bahçesi haritası değiştirildi. Değişiklikler şu şekil. Haritalardaki spotların yerleri değiştirildi veya spotlar direkt olarak kaldırıldı. Ya da yeni spotlar eklendi. Üç haritanın da yeni versiyonlarını hızlandırılmış bir şekilde izleyelim isterseniz. March until it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, ridiculous, I'm spitting this meticulous and limitless. While others out there spitting shit, got hits up on the charts and sit. I see why other artists quit, cause people don't reward your shit. They love to hate, but hate to live. Society, you swing and miss. And honestly, I get it. Promise me you won't regret it. Wasting energy, forget it. Don't look back, go on and get it. Bite the bullet just a bit. Bite your tongue and don't say shit. Make your actions hard to miss. Be a legend, not a myth. Yeah. It's obnoxious that I'm conscious. Rapping honest as promise. Try to harness. As an artist, stay modest. It's a long quest. I will not quit till 10,000 people going off. When I drop this, I gotta make it now. Swear to God I'm breaking out. Swear to God I'll take a bow. Stand the stage with the crowd, cause I got it figured out. I'm just honest and I'm loud. Saying modest but I'm proud. No, I never had a doubt. Just like, yeah, a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. I'm marching till it's over. And just like a soldier, I keep on moving forward. Always getting closer. Bir diğer değişikliğimiz kurban perkü ile ilgili. Biçilmiş kaftan perkü. Perkün eski halindeyken yaralı olduğumuz zaman %3 hızlı koşuyorduk. Birisinin heal barını tamamladığımız zaman 6, 8 ya da 10 saniye boyunca dayanıklılık efekti kazanıyorduk. Bu dayanıklılık efektinde herhangi bir değişiklik yok. Fakat bu perkü takarken artık yaralı durumdayken %3 hız bonusu kazanmayacaksınız. Eğer dayanıklılık efektindeyken hasar giyip derin yara efektine girerseniz o zaman bu %3'lük hız bonusunu kazanacaksınız. Perk bu şekilde bir değişikliğe uğradı. Şimdi gelelim Trickster değişikliklerine. Trickster'ın hızı 4.4'ten 4.6'ya çıkarıldı. Artık bıçak fırlatırken eğiminiz daha az sarsılıyor. Normalde arka arkaya bıçak fırlattığınız zaman sağ sol şeklinde sallanıyordu biliyorsunuz ki. Ve kurbanı tutturması zor oluyordu. Bunu neredeyse tamamen ortadan kaldırmışlar. Çok rahat bir şekilde bıçaklarınızı atabiliyorsunuz. Her bıçak atışınızdan sonra karakterinizin hızı azalıyordu. Bu ortadan kaldırılmış. Trickster'ın
bıçakları fırlatma hızı arttırılmış. Bir kurbanı yaralamak için 6 bıçak tutturmanız gerekiyordu. Bunu 8 bıçağa çekmişler. Yani bir kurbanı yaralamak için 8 bıçak tutturmanız gerekecek artık. Ve ana etkinliğinize geçmek artık daha kolay olacak. Kurbanlara 6-7 tane bıçak tutturduktan sonra direkt olarak ana eventinize geçiş sağlayabiliyorsunuz. Hızlı bir şekilde açılıyor yani. Ana etkinliğinize başlamak için gerekli olan bıçak sayısı 30'dan 6'ya düşürüldü. Ana etkinliğinizin süresi 10 saniyeden 5 saniyeye düşürüldü. Eskiden ana etkinliğinizi çalıştırdığınız zaman 0.3 saniye içerisinde özelliğinizi iptal edebiliyordunuz. Artık böyle bir şey yapamıyorsunuz ve artık ana etkinliğinizin kombosu olacak ve her bıçak tutturduğunuz zaman combo seviyesi artacak. İlk combo seviyesinde 0.5, ikinci komboda 1, üçüncü komboda 1.5, dördüncü komboda 2, beşinci komboda 2.5 ve son komboda 3 saniye boyunca özelliğinize ekleme yapabileceksiniz. Gelelim Trickster'ın eklenti değişikliklerine. İlk eklentimiz anı bıçaklar. Bıçaklar arası atış için beklemeniz gereken süreyi %5 azaltıyordu bu eklenti. Şimdi ise bıçak atış hızınızı %5 arttırıyor. İkinci eklentimiz cehennem kabloları. Bu eklenti ana etkinlik sürenizi %25 arttırıyordu. Bunu %40'a çekmişler. Bir diğer eklentimiz Jiwoo'nun imzası. Ana etkinliğinize başlamak için gereken bıçak miktarını 1 azaltıyor. Dördüncü eklentimiz ay taşı tekilası. Ana etkinliğinizin süresini %50 arttırıyordu bu eklenti. Bunu %60 yapmışlar. Sıradaki eklentimiz baloncuklu spin soda. Ana etkinliğe başlamak için gereken bıçak sayısını 2 azaltıyor. Diğer eklentimiz bekleme saati. Ana etkinlik sırasındayken her bir bıçak tutturuşu ana etkinlik süresini 0.4 saniye arttırıyordu. Bunu 0.25 saniyeye düşürmüşler. Ve son eklentimiz parıltılı fotokart. Bu eklenti eskiden bıçak tutturarak kurbanların barını fulllediğiniz zaman onları zayıf durum efektine sokuyordu ve barı full olan bir kurbana normal vuruşunuzda vurduğunuz zaman o kurban tek yiyordu. Bu eklenti şöyle oldu. Artık her arka arkaya bıçak tutturuşunuzda %1 birikebilir sürat durum etkisi kazanıyorsunuz. Yani hızınız artıyor ve bu etki %7'ye kadar çıkabiliyor. Yani bir kurbana arka arkaya 7 bıçak tutturursanız hızınız %7 artıyor. Eğer bıçaklardan herhangi birini ıskalarsanız ya da herhangi bir kurbanı yere düşürürseniz bu efekt ortadan kalkıyor. Ve arkadaşlar herkesin beklediği kısımdayız. Gördüğünüz gibi yeni katilimiz uslu çocuk Chucky. Kendisinin hızı 4.4 ve Chucky ile ilgili şaşırmanız gereken bir bilgi vereceğim. Boyu kısa olarak geçiyor oyunda. Ben şaşırdım. Gençler şimdi Chucky'nin giriş animasyonuna bakalım. Reis bitecek mi gülmen? Hadi kaydı durduracağım. Şimdi de Chucky'nin kovalamaca müziğine bakalım. Evet, şimdi geldik Chucky'nin özelliğine. Arkadaşlar Chucky'nin özelliklerini gerçekleştirebilmek için şu altta gördüğünüz Hay 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 moduna girmeniz gerekiyor. Bu moda girmediğiniz sürece düz M1 bir katilden farkınız yok. Düz M1 vuruşu da şu şekilde gördüğünüz gibi öne doğru sıçramak. CTRL tuşuna basıp bu moda girdiğiniz zaman gizlilik esaslı bir katil olmuş oluyorsunuz. Kalp atışınız olmuyor, kızıl lekeniz olmuyor. Yani kurbanlar onun yanına yaklaştığınızı anlamıyor. Aynı zamanda normalde siz bu şekilde yürürken şu an bende göremiyorsunuz fakat kurbanların tarafından gözüküyor. Beyaz şekilde ayak izi bırakıyorsunuz. Bu bıraktığınız ayak izleri sayesinde kurbanlar sizin yerinizi görebiliyor, anlayabiliyor falan. Fakat CTRL tuşuna basıp bu moda girdiğiniz zaman bu bıraktığınız ayak izleri karışık bir şekilde çıkmaya başlıyor ve çok daha sesli halde çıkmaya başlıyor haritanın belli bölümlerinde. Yani kurbanları yanıltmanıza da yarıyor bu mod. Gençler katil özelliğinde değilken aynı kurbanlar gibi arkasında bir iz bırakıyor. Bu iz kurbanlarınki kadar kalıcı değil. Fakat en azından nereden geldiğini, nereye gittiğini falan anlayabiliyorsunuz. Şu şekil. Arkasında beyaz beyaz izler bırakıyor. Eğer özelliğine geçerse bu ayak izleri yine çıkmaya devam ediyor. Fakat
sadece katilin arkasında değil, sağda solda rastgele bir yerlerde de çıkıyor. Şu an özelliğine geçti. Gördüğünüz gibi arkasında çıkıyor. Fakat bak şu an burada çıktı mesela. Yani fake ayak izleri de çıkmaya başlıyor. Şu an gördüğünüz gibi. Özelliğindeki ayak izi mantığı bu. Pasif olarak bu 3 özelliği veriyor size. Bu hay 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 modu. Öte yandan bu moda girdiğiniz zaman sağ tıkı basılı tutarak kespiç moduna giriyorsunuz. O da şu şekil. Şöyle ileriye atılmanızı sağlıyor. Az önce yaptığım şekildeki atılımı bir kurbana denk getirirseniz o kurbana direkt olarak hasar vermiş oluyorsunuz. Yani özelliğiniz böyle bir lanet bir virüs falan bir şey bulaştırmıyor. Direkt olarak o kurbanı yaralamış oluyorsunuz. Bu modu açtıktan sonra sol tıka basarak dilerseniz hemen saldırı da yapabilirsiniz bu şekilde kısa bir mesafede. Ya da hiç sol tıka falan basmazsanız özelliğiniz maksimum yere kadar gidebilir. Maksimumu da şu kadar. Hemen şöyle gösterelim. Bu kadar mesafe kat ediyor arkadaşlar. Aşırı uzun değil ama bir saldırı için yeterli. Özelliğiniz öne doğru atılmayı sağladığı için kurbanlar pencereden atlarken falan aynı Demogorgon gibi kurbanlara vurabilirsiniz. Bu şekilde kurbanları da yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bu sizin stratejinize kalmış. Reis bir sus be. Bacak kadar boyun var, millete atar yapıp duruyor. Özelliğinize dikkat etmeniz gereken şey şu. Kurbanın dibine gittiğiniz zaman sol tıka basarsanız eğer direkt olarak hasar vermiyorsunuz. Kurbanın yanına yaklaşmadan yani şuralardayken falan basmanız lazım ki anca atılım gerçekleştiriyor. Şöyle göstereyim yanlış olanını. Özelliğime geçtim. Kurbanın... Oğlum yanlışını oğlum... anlattım, doğru yaptım amına. İnanılmaz ya. Ya. Sol tıka geç bastım, kurbanın tam yanındayken bastım ama dediğim gibi hemen algılamadığı için sol tıkı kurbanı geçtikten sonra saldırı yapmış oldum. Ama özelliğinize geçip kurbanın yanına yaklaşmadan sol tıka basarsanız gördüğünüz gibi direkt olarak atılımınızı gerçekleştirebiliyorsunuz. O yüzden diğer katillere göre biraz daha zor özelliği, zamanlamasına iyi alışmanız gerekiyor. Özelliği bu anlattıklarımla da sınırlı kalmıyor. Hay 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 modundayken, bu da nasıl bir mod söyleyecek gibi, pencerelerden normale göre daha hızlı atlıyorsunuz. Şimdi önce normal voltunu göstereyim. Şu şekil çok tatlı bir tırmanma animasyonu var. Bir de CTRL'ye basıp bu moda geçeyim. Şöyle. Normal sanki kurbanların hızlı voltu gibi tırmanmakla uğraşmadan direkt olarak pencerenin üstünden atlıyor. Aynı zamanda yine özelliğinizdeyken bu sefer kespiç modundayken pencereden atlayarak yine modu kullanmaya bu şekilde devam edebiliyorsunuz. Bunun şöyle bir artısı var. Pencereden atladığınız zaman bu sağ tıkınız baştan başlamış sayılıyor. Yani normalde diyelim şuradan şuraya kadar gitmenize izin veriyor ya bu mod. Bu moddayken pencereden atladığınız zaman buradan buraya kadar gitmenize izin veriyor. Atladıktan sonra baştan başladığı için özelliğiniz buraya kadar da gidebiliyorsunuz. Yani o saydığım mesafeden buraya kadar gelmiş oluyorsunuz. Bu moddayken bir diğer özelliğinizde paletlerin altından geçebiliyorsunuz. Albert Wesker de mesela paletlerin üstünden atlayabiliyor tamam ama sonrasında çok zaman kaybediyor ve görüşü biraz daha zorlaşıyor. Bu öyle değil. Özelliğe geçip paletin yanındayken space tuşuna basarsanız bu şekilde arkadaşlar çok tatlı bir animasyonla paletlerin altından kayabiliyorsunuz ve çıktıktan sonra hemen saldırabiliyorsunuz yani gördüğünüz gibi. O yüzden inanılmaz avantajlı bu özelliği. Ve penceredeki anlattığım olay bunda da geçerli. Özelliğinizi kullanıp Chase Beach modundayken paletin altından geçip yine bu şekilde özelliğinizi kullanmaya devam edebiliyorsunuz. Özelliğinizle ilgili yani yorum yapmam gereken kısım ise şu. Böyle aşırı net keskin bir dönüş yapamıyorsunuz. Yani şöyle göstereyim. Şu şekil falan yani hani biraz alışmakla tabii becerebilirsiniz ama Maraz'ınki kadar falan keskin değil benim gördüğüm kadarıyla. Tabii muhtemelen alışınca farklı olur bu. Sonuçta Maraz'a da ilk geldiğinde zor diyorduk. Katilimizin özellikleri bu şekilde arkadaşlar. Aslında basit bir oynanışı ve mantığı var. Böyle işte seni virüse sokup lanete sokup şu kutuyu aç bu kutuyu aç falan demiyor. Diğer birçok katilde olduğu gibi. İlk perkümüz Evsun ikili oyun. Kurbanlar tarafından iki kez kör edildiğiniz ya da sersemletildiğiniz zaman boştaki herhangi bir totem Evsun totemine dönüşüyor ve perkünüz aktif oluyor. Perkünüz aktifken sizi kör eden veya sersemleten kurban 1,5 saniye boyunca kör oluyor ve kurbanlar sizin toteminizi kırsa bile ardından sizi tekrardan iki kez kör eder ya da sersemletirlerse
başka bir sönük totem Efsun Totem'e dönüşüyor ve Perkünüz tekrar çalışmış oluyor. Böyle böyle haritada totem kalmayana kadar Perkünüz tekrardan aktif olmuş oluyor. Chucky'nin ikinci perkü sonsuza dek arkadaş. Bir kurbanı saplantı haline getiriyorsunuz. Yanlarında kanca olan kurban saplantınız demek. Saplantınız olmayan bir kurbanı kancaya astığınız zaman saplantınız olan kurbanın yerini 20 saniye boyunca görüyorsunuz ve bu kurban 20 saniye boyunca zayıf efektinde bulunuyor. Yani 20 saniye boyunca hem bu kurbanın yerini görüyorsunuz hem de bu 20 saniye boyunca normal vuruşunuzla bu kurbana tek atabiliyorsunuz. Eğer saplantınız olan kurbanı kancaya asarsanız diğer kurbanlardan herhangi birisi çığlık atıyor ve yerini belli ediyor. Aynı zamanda bu çığlık atan kurban yeni saplantınız olmuş oluyor. Ve Chucky'nin son perkü pil dahil tamamlanmış bir jeneratörün 12 metre yakınındaysak %5 sürat durum etkisi kazanıyoruz. Yani hızımız artıyor. Bu jeneratörden uzaklaştığınız zaman bu %5'lik sürat etkisi 5 saniye daha devam ediyor. Şimdi Chucky için ilginç bir eklenti build'i göstereceğim. İlk eklentimiz taşınabilir televizyon. Kespiç süresi tüm çıkış kapıları açıldıktan sonra %100 artıyor. İkinci eklentimiz de atlama ipi. Kespiçin süresini %30 arttırıyor. Maç içerisinde detaylı bir şekilde göstereceğim ne işe yaradıklarını. Şimdi tüm çıkış kapılarına elektrik gitti. Özelliğime geçiyorum. Kespiç modunu açtım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar resmen Hillbilly gibi haritayı dolandım diyebilirim. Bakın nereden nereye geldim. Hatta bir kez daha göstereceğim. Geçtim özelliğime. Hey maşallah. Yani haritadaki tüm jenler bittikten sonra ne işinize yarar bu bilmiyorum ama eğlenceli buildler yapılabilir tabi. Evet gençler, şimdi geldik Mori kısmına. Özellikle izlemedim kimseden, her zaman kendime saklıyorum biliyorsunuz ki Mori'yi. Hadi bakalım. Bayağı iyi. Biraz güldüm, kendimi zor tuttum. Mori'yi bozmayayım diye ama bayağı iyi. Sondaki tekmesi özellikle olmasa muhtemelen hasar veremezmiş kurbana. O sondaki tekme işi bitirdi. Gerçekten bana göre oyuna gelmiş en iyi katil arkadaşlar. Videonun sonunda biraz daha detaylı yorum yaparım. Şimdi gelelim her zaman yaptığımız gibi katilin animasyonlarına. İlk olarak katil, ardından da kurban tarafından göreceğiz bu animasyonları. İlk animasyonumuz katilin palet stun yeme animasyonu. Sıradaki animasyonumuz katilin palet kırma animasyonu. Bir diğer animasyonumuz volt atma animasyonu. Şimdi gelelim katilin jeneratör bozma animasyonuna. Katilin dolap açma animasyonundayız. Sıradaki animasyonumuz kırılabilir duvar kırma animasyonu. Bir diğer animasyonumuz yere düşürdüğü kurbanı sırtına alma animasyonu. Şimdiki animasyonumuz paletten karşıya geçen bir kurbanı grableme animasyonu. Diğer animasyonumuz dolap içerisindeki bir kurbanı grableme animasyonu. Ya!
Bir diğer animasyonumuz, jeneratördeki bir kurbanı grableme animasyonu. Sıradaki animasyonumuz, wiggle atma animasyonu. Diğer animasyonumuz, katilin çıkış kapısı açma animasyonu. Ve son animasyonumuz, katilin hatch'i kapatma animasyonu. Arkadaşlar, Chucky'nin oyunda bir sürü repliği var. Gerçekten hiç susmuyor neredeyse. Hasar verince, kör olunca, dolap açınca işte yani sürekli konuşuyor. Tamamını olmasa da böyle temsil olarak 5-10 tanesini dinletmek istiyorum sizlere. Where'd you go? I will fucking kill you. Just die already. I'm gonna smash you to bits. I'm gonna break that flashlight over your freaking head. Up you go. You're mine, asshole. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bu şekilde bildiğim kurbanlara hakaret ederek, söverek kovalayabiliyorsunuz. İnanılmaz beğendim. Bu kadar tatlı bir karakter olamaz yani. Her an ısırasım geliyor. Evet gençler, güncelleme notları videosu bu şekildeydi. Elimden geldiğince her şeyi eksiksiz bir şekilde anlatmaya çalıştım. Yine de bir şey yanlış veya eksik anlattıysam kusura bakmayın. Yorumlarda düzeltebilirsiniz. Katille ilgili yorum yapmam gerekirse bence güçlü. Özellikle palet altından geçme olayı çok daha güçlü hale getiriyor katili. Çünkü paletin altından geçtikten sonra hiç zaman kaybetmeden direkt olarak vurabiliyorsunuz bir kurbana. Diğer katiller gibi bir bekleme süreniz falan olmuyor yani. Özelliğini kullanmaya da biraz alıştıktan sonra ben yüksek sıralamalarda geri alacağını düşünüyorum katilin. Ve eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda animasyon olarak falan oyuna gelmiş en iyi katil bence. Çok fazla seslendirmesi var. Tüm animasyonlarına uğraşmışlar. Normalde işte jeneratörden grepleme, çıkış kapısı kapatma, hatch kapatma gibi animasyonları göstermiyorduk katillerde. Çünkü sıradan oluyordu. Ama Chucky'de hepsine o kadar özenmişler ki en ince ayrıntısına kadar tüm animasyonları göstermeye çalıştık. O yüzden benim tüm zamanlar arasındaki en beğendiğim katil oldu. Uğraşılmasıyla, replikleriyle falan gerçekten en beğendiğim katil oldu. Siz de yorumlarınızı belirtebilirsiniz. Umarım video anlaşılabilir olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. İyi günler, iyi eğlenceler.